Evet, Sayın Başkanım buyurun. Tüm emekli senin genel başkanı Sayın Veli Bey Süler, değerli divan, siyasi partilerimizin çok değerli ilçe başkanları, sendikalarımızın çok değerli başkanları, sivil toplum örgütümüzün çok değerli başkanları, belediye meclis üyelerimiz, başkan yardımcısı arkadaşım ve tüm emekli senin çok değerli üyeleri, hepinizi şahsım adına, Bandırma Belediyesi adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Evet, maalesef Mehmet Tüm vekilimiz gibi bizim de çok programlarımız var bugün. Şu anda saat 2'de 2 tane açılış var. Ama tabii ki onları sabitleyeceğiz biraz. Başka etkinlikler var. Akşam derneklerimizin bir Alevi Kültür Derneği'nin bir etkinliği var. Kafkas Kültür Derneği'nin ayrı bir etkinliği var. Ya yani biz de oralara biraz böyle uğramak durumunda kalıyoruz. Tabii onları gönülden destekliyoruz. Ben Bandırma'da ve Türkiye'de emeklileri bir sendika altında örgütleyen, bu uğurda mücadele eden ve Bandırma'da da uzun yıllar emeklisini kurup bugünlere getiren ve bugün buna sahip çıkıp büyük bir ivme kazandıran bütün arkadaşlarımı, bütün emekli sen üyelerini, geçmiş başkanları ve şimdiki yöneticileri yürekten kutluyorum. Teşekkür ediyorum sizlere. Gerçekten emekli sen Bandırma'da ses getiriyor. Son dönemlerde farklı bir mücadele veriyor ve her alanda emekli seni, emeklilerimizi görüyoruz. Hepimize şevk ve heyecan veriyorlar. Onun için dedikleri gibi özgürlük ve demokrasi mücadelesinden emekli olunmuyor. Hakikaten. Üstelik günümüzde, bu dönemde yapılması gereken çok şey olduğu için, mücadele edilmesi gereken çok alan olduğu için emeklilerimizi yürekten kutluyorum. Değerli arkadaşlarım, tabii bu tür kongreler aynı zamanda ülke sorunlarını da tartışıyoruz bu tür kongrelerde. Az önce vekilim ülkemizin geldiği durumu gayet net bir biçimde basit ifadelerle anlattı. Emeklilerimizin durumunu konuşuyoruz. Sivil toplum örgütlerimizin durumunu konuşuyoruz. Yeri geliyor yerel yönetimin eksikliklerini konuşuyoruz. Dolayısıyla bu tür kongreler hem yönetimlerin tazelendiği, yenilendiği hem de ülke sorunlarının, belde sorunlarının ve emeklilerin sorunlarının konuşulduğu kongrelere dönüşüyor. Bu da demokrasi açısından önemli gelişmeler bizim için. Bu açıdan bakıldığında tabii emek mücadelesi çok kutsal bir mücadele. Sendikalarımız başta DİSK olmak üzere bu mücadeleyi yürütüyor. Yine emek en yüce değerdir diyen siyasi partilerimiz bu emek mücadelesini yürütüyor. Dolayısıyla bu mücadele de bugünden yarına bitecek bir mücadele değil. Uzun soluklu bir mücadele. Emekçiler emeğini, geçimini çalışarak sağlayanlar, her alandaki çalışanlar öncelikle örgütlü olmalı. Derneklerde, sendikalarda örgütlü olmalı. Yani biz örgütlü bir toplum istiyoruz. Demokratik bir toplum istiyoruz. Tabii toplum örgütlü olursa demokratik olur diyoruz. Bireylerin özgür olmasını istiyoruz. Kendi kararlarını veren eğitimli insanlar olmasını istiyoruz. Ve tabii bu toplumda da hak, hukuk, adaletin olmasını istiyoruz. Demokrasinin yanında. Üretimin artmasını istiyoruz. Ve bunun da hakça paylaşılmasını istiyoruz. Temel göstergeler bunlar. Onun için mücadele ediyoruz. Yani sosyal bir devlet istiyoruz.
Sosyal adalet istiyoruz. Herkesin işinin olmasını istiyoruz. Herkesin evinin olmasını istiyoruz. Herkesin emeklilik hakkının olması, sosyal güvencesinin olmasını istiyoruz. İşsizlik varsa işsizlik sigortasının olmasını, onun da insanları geçindirebilecek düzeyde olmasını istiyoruz. Yani bu ülkede demokrasinin kurumlarının gelişmesini istiyoruz, yerleşmesini istiyoruz ve Büyük Atatürk'ün bize gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşıp çocuklarımızın geleceğine güzel bir ülke, barış içinde yaşayan insanların olduğu bir ülke bırakmak istiyoruz. Temel hedefimiz bu. Yani buna ulaşmak kolay değil arkadaşlar. Buna ulaşmak uzun yıllardır verilen mücadeleleri biliyoruz. Bugünlerde de çok daha farklı mücadeleler veriliyor. Devletlerin ve ulusların tarihinde zaman zaman zikzaklar oluyor. Tarihin akışı değişmiyor. Tarihin akışı sürekli ileriye gidiyor. Ama bizler zaman zaman geriye düştüğümüz zamanlar oluyor. İşte şu anda ülkemizin yaşadığı koşullar başladığımız noktadan gerilere düştüğümüzü gösteriyor. İleriye gidişte zikzaklar yaşadığımızı gösteriyor. Yani demokrasiden tek adamlı bir sisteme gelindi. Her alanda onun sözü geçiyor. Dolayısıyla yargıda bağımsızlık yok. Artık milletvekilleri seçiyoruz ama milletvekilleri parlamento bypass edildiği için çok fazla yapabilecekleri bir şey yok. Kanun hükmünde kararnamelerle idare ediliyor. Dolayısıyla ülkemizin bugünkü gidişatı kötü. İşte az önce vekilim saydı. Dolar 4 lira oldu, euro 5 lira oldu, benzin 6 lira oldu. İşsizlik aldı başını gidiyor. Dolayısıyla insanlarımız hem demokrasi açısından, hem adalet açısından, hem ekonomik açısından sıkıntılar yaşıyor. Bu gidişle önümüzü göremiyoruz. Gelecek günler daha kötü olacak gibi duruyor. O gelecek bizlerin elinde, mücadelemizin verebileceğimiz mücadeleyle bunu değiştirebiliriz diye düşünüyoruz. Değerli arkadaşlarım, bu derneklerimizin, sendikalarımızın, sivil toplum örgütlerimizin bireysel mücadeleleri, kendi kitlelerine dönük mücadeleleri siyasi mücadeleyle birleşmezse, siyasi hedefe doğru yönelmezse bence sonuç almadan lokal başarılarla kalır. Ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar, o lokal başarılar da ülkenin gündemini değiştirmez. Onun için bu mücadele siyasi mücadeleyle birleşmeli. Önümüzde yerel seçimler var. Ondan sonra cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Eğer biz cumhurbaşkanlığı seçiminde %50+1'i bulamazsak artık bir sistem değişikliği yaşanacak. Tek adamlık sistemi kökleşecek. Demokrasiden söz etmek mümkün olmayacak. Dolayısıyla bunu engellememiz lazım. Bunu engellersek parlamenter sisteme geri dönebiliriz. Sivil toplumu güçlendirebiliriz. Herkesin söz hakkı olacağı bir sistemi de yerleştirebiliriz, yaşatabiliriz. Demin söyledim, kanun hükmünde kararnamelerle yönetiyoruz. Bizde yaşadığımız, yerelde yaşadığımız sıkıntılar var. İşte bir taşeron yasası vardı biliyorsunuz. Sürekli hem sendikalarımız, sivil toplum örgütlerimiz, siyasi partilerimiz artık taşerona kadro. Hepsinin, tüm çalışanların hem örgütlü olması hem de iş güvencesi olması, bir kadroya sahip olması, ne zaman beni işten atacaklar diye bakmaması, ayrıca kölelik ücreti olan asgari ücretten de kurtulması gerekiyordu. Dolayısıyla bu konuda epey bir ses yükseltildi, mücadele verildi ve bir bugün kanun hükmünde kararnamelerde bir taşeron yasası çıktı. Zannediyorsunuz ki öyle anlatılıyor ki bu yasa herkese kadro veriyormuş. Öyle bir şey yok. Sendikacı arkadaşlarımız yanımızda, aramızda. Biz bunun içindeyiz, yaşıyoruz. Mevcut daha önce başka şirketlerin ihaleyle girerek aldığı bu işçi çalıştırma ihaleleri feshedildi. O şirketlerden belediyenin şirketine geçti işçilerimiz. Yapılan sadece bu. Belediye şirketine geçti. Avantajı var mı? Elbette ki var.
Bir ilerlememe elbette ki ilerleme. Ama bizim bildiğimiz mevcut işçilerimizin sahip olduğu haklara sahip değiller. Grev hakkı yok, toplu sözleşme hakkı yok. İş güvencesi onlar kadar değil. Dolayısıyla aldıkları toplu sözleşmelerle yaptığımız yüksek maaşlar ya da onları geçindirebilecek maaşlar yine onlarda yok. Onun için bu şimdilik bir kandırmacadan öteye gitmiyor. Ama bir ilerlemedir. Bizim şirketimize geçmesi de bandırma açısından iyi oldu. En azından biz diğer kabul eden şirketlerle taşeron çalışanlarımız için de sözleşmeler yapıyorduk. Şimdi kendi şirketimizde bunu daha uygun yapabileceğiz. Ama bakın bu yasayı bir tasfiye yasası olarak da kullananlar var. Biz tüm çalışan arkadaşlarımız için formalite sınavları yaptık. Tamamı devam ediyor. Ama duyuyoruz ki bazı illerde, ilçelerde beğenmedikleri insanları, istemedikleri insanları, hak mücadelesi veren insanları buradan ayıklıyorlar. O sınavlarda ayıklıyorlar. Bizde böyle bir şey söz konusu bile değil. İşte başkanı eleştirmiş, yan gözle bakmış, yok arkasından Facebook'ta yazmış. Bunlar bile yaşanabiliyor. Dolayısıyla çok şükür ki bizde o tür şeyler yok. Ayrıca bu taşeron yasası bilinsin diye burada ilgili arkadaşlarımız olduğu için uzun uzun anlatıyorum. Devlet memurları yasası uygulanıyor taşeronda çalışanlar için. Bizde 6 yıldır, 7 yıldır, 8 yıldır, 10 yıldır, 12 yıldır taşeronda çalışan arkadaşlarımız var belediyede. Temizlik işlerinde, işte fen işlerinde, park bahçede, birçok alanda çalışan arkadaşlarımız var. Devlet memurları yasası uygulanınca sabıkalıları ayıklıyoruz. Yani bir şey kuruldu, komisyon. Bir de ilde komisyon var valinin başkanlığında. Bizim o yasaya göre düzenlediğimiz raporlar ile gidiyor. İldeki komisyonda uygun görürse geçiyor. Maalesef 10-12 civarında sabıkalı arkadaşımızı şu anda valilik komisyonun verdiği kararla çıkarmak durumunda kalıyoruz. İstemeden. Bizzat vali beyi kendim aradım. Dedim ki bu arkadaşlarımız 6 yıldır çalışıyor, 7 yıldır çalışıyor. Çöpte çalışan arkadaşlarımız. İş güç sahibi olmuşlar, ev bak sahibi olmuşlar, çoluk çocuk sahibi olmuşlar. Evlerini geçindiriyorlar. Ama siz diyorsunuz ki 6 yıl sonra bu adam sabıkalı devlet memurları yasasına uymuyor, çıkardı. Bu büyük bir haksızlık. Biz insanları topluma kazandırmaya çalışıyoruz. Siz işten çıkartıyorsunuz. Başkanım ne yapalım? Yasa böyle. Yasayı kim çıkartıyor? Hani bir beyaz kağıt alıp önüne saraydaki zat kanun hükmünde kararnameyi yazıyor. Bu da yasa oluyor. Parlamentoda da görüşülmüyor. İşte bugünleri yaşıyoruz. Ayrıca emekli arkadaşlarımız var. Taşeron aracılığında çalıştırdığımız emekli arkadaşlarımız. Çok sayıda, 16-17 tane. Onları da çıkartmak durumundayız. Hani zaman zaman biz de eleştiri alıyorduk. Ya işte işsiz arkadaşlarımız varken siz emeklileri iş alıyorsunuz gibi. Bunlar özellikli çalışanlar. Yani istisnaları vardır içinde. Örneğin tamirhaneden bizden emekli olmuş belediyeden. Ama onun yerine yeterli tamirci ustası bulamamışız. Tamirhanede devam ediyor iki tane, üç tane arkadaşımız. Taşeronla emekli olmuş ama devam ediyor. Bizim kamyonlarımızı, kepçelerimizi, iş makinalarımızı tamir ediyorlar. Onlar o makinaları da tanıyor. İşleyişi de biliyorlar. Bu tip arkadaşlarımız var. Hani kaldırımlarımız kazılıyor ya, taşları tamir eden taş ustalarımız var iki tane, üç tane. Gasilhanede çalışan emekli imamımız var. Erkek mefta almayken. Onları da şimdi çıkartıyoruz. Peki yerini alabiliyor muyuz? Yerini de kimseye alamıyoruz. Kanun hükmünde kararname öyle emrediyor. Dolayısıyla bu tür şeyleri de birlikte yaşıyoruz. Yani 30 civarında insan bizim isteğimiz dışında işinden oluyor şu anda. Hatta bir tane arkadaşımız var ki ben başkan yardımcısıyken denetimli serbestlik toplantılarına katılırdık. O toplantılarda
işte hükümlülere iş bulma, onlara yeni iş yaratma, topluma kazandırma diye bir birim vardı. Oradan bir arkadaşı almıştık. Ben başkan yardımcısıyken almıştık. Bizim park bahçede çalışıyor şu var arkadaşımız. En iyi çalışan, en çok da güvenliğimiz arkadaşımız. Cinayetler hükümlüymüş, henüz daha şey bitmemiş. Onu da çıkartıyoruz. Ya ne yapacağız? Bunları sokağa atıyoruz. İşte bu ülke demokrasi dışı yöntemlerde yönetildiği sürece bu tür olumsuzlukları yaşıyoruz. Biz istiyoruz ki tüm çalışanlar sendikalı olsun, iş güvenlisi olsun, kendi aklını arasınlar ama üretmeye de devam etsinler. Bu çerçevede bunları sizlerle paylaşmak istedim. Değerli arkadaşlarım, belediyeler yerel yönetimler birer mevzidir. Bu mevzileri kaybetmemek lazım. Dolayısıyla davranışlarımızı, dayanışmalarımızı ona göre kurmamız gerekiyor. Onların yerel seçimlerdeki etkisi Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de yansıyacaktır. Ben inanıyorum ki bölgemizde %65'lerde olan hayır işbirlikleriyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de yansıyacaktır. İlimize yansıyacaktır, bölgemize yansıyacaktır ve bu olumsuzlukları, bu tek adam rejimini hep beraber değiştiririz. Hep birlikte özgürleşiriz diyorum. Hayırlı uğurlu olsun kongremiz. Sevgiler, saygılar sunuyorum, başarılar diliyorum.